Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te The Oregon Trail'in 8. bölümüyle karşınızdayım. Hikayemize devam ediyoruz. Bakalım bugünkü maceramızda neler olacak? Hemen konuşarak başlayacağım ama şu önce bir haritaya bakalım. Şimdi Green River nehrini geçmiştik. Buradan Soda Springs'e doğru gitmemiz gerekiyor. Ardından Fort Hall Hisarı'na gideceğiz. Bakalım neler olacak? Konuşalım. Iva'yı görmüştük. Bakalım Iva'nın haberleri ne? Iva. Bazıları etrafta geziniyor. Arkadaşlarım, tam zamanında karşımıza çıktınız. Nikahımız kıyılmak üzere. Anam, babası gelir mi acaba? Ne iyi oldu da karşılaştık arkadaşlar. Kambersiz düğün olmaz diye boşuna dememişler, dedi Douglas. Bugün burada toplanmamızın sebebi birbirini seven iki insanı evlendirmektir. Iva ve Douglas. Bu güzel hisarın sahibi olarak aldığım yetkiye de dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Evet. Evet. Umarım babası gelmez. Gelini öpebilirsin. Vallahi evleniyorlar. Sorunsuz bir şekilde evlen... Ayağına bas. Yaşasın. Evet. Evlendiler, artık geri dönüş yok. Oldu bitti, evlendik, ne büyük mutluluk. Bu önemli günde yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür borçluyum. Yeni ailemle tanışmanız için can atıyorum. Demek onca metini duyduğum yolcular sizsiniz. Tanıştığıma sevindim. Oğlum ve yeni gelinim sizi öve öve bitiremiyorlar. Bu damadın babasıymış. Fatma'nın morali arttı. 200 un. Aileme yaptığınız yardımlar için teşekkür ederim. Oğlum eşine sizin sayenizde kavuştuğunu söyledi. Minnettarlığımızın bir simgesi olarak bu naçizane hediyemi kabul edin. Oregon'da işinize yarayabilir. 200 un. Hemen verelim, takaslayalım. Elveda dostlarım. Umarım yollarımız tekrar kesişir. Olur da bir gün hepimiz Oregon'da rahat içinde yaşarsak belki tekrar görüşürüz. Son anda hikayeyi düzelttik. Bak, yanlış şeyler yapabilirdik, abisine söyleyebilirdik. Bu nikah kıyılmayabilirdi babasına. Ben nedense onu abisi diye hatırlıyorum ama babasıymış. Görev tamamlandı. Tebrikler. Talihsiz aşıkları tamamladınız. Evet. Helen. Fort Laramie Hisarı'nın doğusunda çocuklardan biri derede boğuldu. Kocam Independence Rock yakınlarında Tifo'dan gitti. Şimdi ben 5 çocuğumla yollarda kaldım. En büyüğü Caleb, 11 yaşında. Biz Oregon'a varamadan koca adam olacak. Biri derede boğuldu. Çocuklardan biri. Yani kendi çocuklarından biri boğulmuş herhalde. Git yardım et falan demiyor. Rebecca Sims teyze. Sims teyze, sen de bayağı bir ilerliyorsun ha. Sublet. Cut-off'tan gitseydik keşke. O kadar yol kat edip bu hisara geldiğimize değmedi. Fiyatlar el yakıyor. Yemekler nispeten ucuz ama yenecek gibi değiller. Hesabımızı yapmasak Fanilamıza varıncaya kadar varımızı yoğumuzu satmamız gerekir. Abo, pahalı mı burası? Fiyatlar el yakıyor. George Bush mu? Merhaba yolcular. Siz de mi batıya gidiyorsunuz? Oregon'a yerleşince ekmek için harika meyve ağacı ve gölgelik ağaç tohumları getirdim. Sizin de malzeme ihtiyacınız var gibi görünüyor. Lütfen benden biraz alın. Ne alaka lan? 75 un verdi. Abi, un depoladık. Tüccar Jim. Bu hisar Jim Bridger tarafından inşa edildi. Jim, kara yolcularının malzeme ihtiyacını karşılamak için bu demirci dükkanıyla bakkaliyeyi açmadan önce geçimini dağlardan kazanıyordu. Jim ve ortağı Vasquez at ticaretiyle de uğraşıyor. Peki. Hemen. Konuşmaları bitirdik. Şimdi bayağı bir malzememiz oldu. Atılacaklara geldi un. Yer açabilir miyiz? Satacağız büyük ihtimalle de. 175 unun üzerine ekleyeyim mi? 1, 2, 3 boşluğumuz var sanırım. Gözümden kaçmıyorsa. Unda 5 boşluk istiyor. Şimdi şunu kullanabiliriz aslında. Metaneti direkt kullanalım. Fatma'ya da metanet verelim. Olur da Fatma'yı bir yere göndermek istersek. Tamam. 2 tane boşluk açtık. O zaman şöyle yapabiliriz. Şu emanet, banjo ve... Ah, sese bak. Süpermiş. Diğerlerinde böyle bir şey olmuyor değil mi? Ha, para sesi. Aa, hepsinde oluyormuş. Mızıkadan da beklerdim ama. Tamam. Büyük ihtimalle unu takaslayacağız ama ben ona gene de bir yer açayım.
Şöyle açmak istiyorum. Bunu buraya koyuyorum. Mızıkayı şuraya. Gitarı buraya. Bir dakika, böyle olmadı. Böyle olmadı. Şunu şuraya aldık mı? Şunu da şöyle aşağıya. Bunu bir yukarı kaldıralım. Evet. 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 Şu an tamamız. Şu an her şey yolunda. Şimdi takasa ve dükkana bir bakalım. Nelere ihtiyacımız var? Ne yapabiliriz? Önce dinlenmemiz gerekiyor mu? Hayır. Sadece Aykut'u tedavi ettirmek için 19 günü var. Bir doktor vardır herhalde burada, hizmetler. Hekim. Evet, hekime bir gidelim. Aykut'u bir düzeltir misiniz? 19 gün bacağı kırık. Daha böyle Aykut. 30 dolar karşılığında. Çok güzel. Aykut kırık bacak derdinden kurtuldu. Aykut için şimdi dinlenebiliriz aslında. Ama bence 15 dolar karşılığında 2 sağlık kazan. Kazanıyorum. Pekala. Bunu da düzelttik. Ayrıl. Berbere gidelim. Devam. Berbere kim gitsin? Aykut. 5 dolar. Mantıklı mı bunlar? Hala böyle önümde bir kağıt kalem olması lazım herhalde tam anlayabilmem için. Çünkü 10 kıyafete ne kadar veriyorduk inanın aklımda değil. Şimdi geri dönelim. Dükkana bir gidelim. Dükkanda neler var? Zaten pahalı diyordu. Fiyatlar el yakıyor diyordu. 380 dolarımız var. Stokta etleri yokmuş. Bir süre unla idare etmek zorunda kalabiliriz ha. Mermiye de ihtiyacımız var. Ama arabada yer yok. 45 dolar. Bir tane sahibiz. Bak şuna da dikkat etmemiz daha mantıklı aslında. Yukarıda kaç tane sahip olduğumuz yazıyor. Kahve. Bir tane kahve 23 dolar. Çok pahalı ya. Şu gitar ve banjodan kurtulduktan sonra yerimiz açılacak. Yem yeterli bence. Şu bir takasla önce şu yüklerden falan kurtulalım ya. Satmak istediklerimizden. Takasa bir gel. Kaç balığımız var? 64. Hiç etimiz yok bu arada. Bir süre un mu yesek, ne yapsak? Malzemeleri takas et. 2 kahve, 45 mermi, gres yağı. Kıyafet almam lazım. Ne istiyor mermiye? 321 un. Pazarlık etsem. Bunlardan kurtulsak mı acaba? Götüremeyiz abi bu kadar unu. 288 un gene de yetmiyor. Gres yağı. 2 kahve, 3 kıyafet. 3 kıyafete karşılık ne istiyor? 107 un. Bu iyi olabilir aslında. Pazarlık et. Hadi umarım olur ya. Hadi Fatma. Çok güzel. Unu veriyorum. Veriyorum arkadaşlar. 3 kıyafet karşılığında 96 unu veriyorum. Ama bir dakika. 96 un, 3 kıyafet. Bir hemen geri dönüyorum. Bir dakika. 175 un, 42 dolar. Tamam mı? 10 kıyafet 75 dolar. Yani şöyle. 3 kıyafet 25 dolara falan denk geliyor değil mi? Un 175. Yarısı da 25. Aslında hemen hemen aynı ya. Yani unun da yarısını 80 un karşılığında 3 kıyafet. Takas yapabiliriz ya. Çünkü bu kadar unu götürmek istemiyorum. Bozulma riski de var. Unu vererek kıyafetleri alacağım. Gerçi 96 un diyor. Daha zararlı. Ama 96 unu veriyorum. 3 kıyafet aldık. Daha fazla kıyafete de ihtiyacımız olabilir. Gres yağı için ne istiyor? Pazarlık et bakayım. Şu tuzakları istese benden iyi olacak ama 7 tane balık tuzağı istiyor. Yok. Bunlara yapacak bir şeyimiz yok. 45 mermiye de yapacak bir şeyimiz yok. 2 kahveye de yapacak bir şeyimiz yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz yolumuza burada devam edeceğiz. Hijyen durumumuz iyi. Her şeyimiz iyi.
Aykut için dinlenmeye gerek var mı? Ondan tam emin değilim. Hani un yiyebiliriz belki ama dükkandan bir şeyler almak istiyorum. 50 tane mermi istiyorum. Ama yük arabamda yer yok. Bu 6 unu atıyorum. Hiç gerek yok. Tamam mı? Şimdi yerimiz açıldı. Alışverişe devam et. Böylelikle 75 dolara mermi alabilirim. Yük arabası limiti aşıldı. Yük arabası limiti aşıldı. 2 tane gres yağı. Gres yağı satıyor mu bu adam? Gres yağı. Yük arabasını ekle. Bir tane daha ekle. Parçam da var. Her şeyim var. İlacım çok az. İlaç da almam lazım. Yanıma bir tane de ilaç almam lazım. Şu dragondan da kurtulsak iyi olur. Bir tane ilaç almam lazım. İlaç 45 dolar. Sıraya ekle. Evet. Şöyle yapacağım. Bir gres yağı kullanacağım. Yeme atacağım ve bu ilacı buraya koymak istiyorum. Hepsini ödüyorum. Hepsini ödedim. Olmadı, bir dakika. Boşa para ödemiş oldum. Neyse, param boşa gitti zannettim önce. Buraya koyduğum, yani şu atılacaklar alanında duran bir şeyi ödeme yap dediğinde onun parası sana geri geliyormuş. Ben onu satın alıp oraya bırakacaktım. Bunları atıp geri ilacı çekecektim buraya ama neyse ki paramız cebimizde kaldı. 45 dolar bir anda zarar ettim diye düşündüm. Almadığım malzemeye para ödedim zannettim ama öyle bir şey yokmuş. Şu balık tuzağını atacağım arkadaşlar. Bir gres yağı kullanıp bir de balık yemini atıp iki tane boşluk açmayı planlıyordum. Fakat önceki kullandığımız gres yağının hala 2 günü var. Tamam. Bunları atıyorum. Dükkana tekrar gidip bir tane ilaç alacağım. Tümü diyelim. Hatta başka neye ihtiyacımız var bilmiyorum. Şunu yük arabasına ekledim. İki boşluğum daha var. Bir kıyafet daha alsam mı ya? Ne diyorsunuz? 4 kıyafet. Yok, 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 almayacağım. Param cebimde kalsın. Tamam. Yük arabasını gör. Faturayı öde. Tamamdır. Evet, bu şekilde nihayet yolumuza devam ediyoruz. Dinlensek mi diye karar vermemiz lazım Aykut için. Hadi, go. Yeni maceramız başlıyor. Burada biraz afalladım acaba ilaca yanlışlıkla 45 dolar mı ödedik diye ama neyse ki öyle bir şey olmadı. Soda Springs'e doğru yolculuğumuz başlıyor. Sıcak ve gazlı çıkan bir doğal kaynak suyu. Soda, maden suyu. 10 gün içinde bir sonraki yerleşime ulaş. Bacak kırılmasından kaçın 10 gün. Doğal olarak kaç günde gidiyoruz? Tahmini varışımız 7 gün ama yolda zaman geçireceğiz. Bayağı şey. Yorucu tempoda mı gitsek acaba? 45 dolar için de riske etmeye gerek yok. Bu ne? Alelade bir yol. Ne olduğu belli değil. Bu tarafa gidiyorum gene. Dragonlara doğru gidiyorum. Eğlenceli oluyor bunların şeyi. Kafile Soda Springs kaplıcalarına doğru yola koyulur. Fort Bridger hisarına doğru sapmak iyi bir fikir miydi diye sorgulamaya başlarlar. Aynen, at bunları, at. Gerek yok. Vallahi at. At. İki balık tuzağı attık. Yemimiz olmasaydı da balık tuzağı kullanılabilir miydi acaba? Yem yokken bence balık balığa gitmek mümkün olmayabilirdi. Kafile savrulan kumların ortasında kalır. Görüş mesafesi düşer, nefes almak güçleşir. Oha, önümde kertenkele var. Ya bir ilaç daha mı alsaydım acaba? Bir şey de görünmüyor ki. Bu şekilde fırtınaya ilerlemek sadece felaket getirir. Devam. Dinleneceğiz mi? Ne yapacaklar? Öküz? Ne? İki tane öküzüm gitti, olacak iş değil. Sonunda fırtına diner ama öküzlerden bazıları bu hengamede boyunduruktan çıkıp ortadan kaybolmuştur. Tabii ki de öküzleri arayacağız.
Hayvanların izini sürmek vakit alır. Hem iz sürmek maharet isteyen bir iştir. Kim gitsin? Aykutçum. Haydi bakalım Aykutçum, yorulacaksın ama yapacak bir şey yok. Yön bulmayan iyi sende var. Hallet bu işi, zekisin de. Hayvanların dilinden anlayan Ayşe'miz de yok. 12 saat kaybedildi. Bulamadık herhalde ha. Aykut o kadar uğraşmasına rağmen hayvanlardan hiçbir ize rastlamaz. Fırtına sırasında kaçmaya devam ettilerse onları bulmak günler sürer. Aykut eli boş bir şekilde yük arabasına döner. Yola birkaç öküz eksik devam edilecektir. Bu olmaz. İki öküz olmadan yola nasıl devam edeceğiz biz? Ayvayı yedik, öküzler gitti. E nasıl olacak? Bizim oraya varmamız hala aynı da. Mahvolduk biz. Söyleyeyim, ilk defa öküzlerimizi kaybettik. Çok susadım ha. Yine başına bir iş gelecek. Bu sefer kafile moralini ve dayanıklılığını yitirecek diyor, su olmazsa. Su olmadan devam et. Yitirin. Hasta olmaktan daha iyidir. Tamam. Tamam abi. Temiz su kaynakları azaldıkça kalan miktarı azar azar dağıtmak zorunda kalırlar. Herkesin üstünde derin bir bitkinlik çöker. Sorun yok. Sonuçta normal yemek yiyorsunuz. Vallahi sizin tiyatronuzla falan uğraşamam ha. Öf, gene birileri. Ne lazım bilmiyorum ama gerçekten. Aa bir dakika, siz şu yolcularsınız. Efendime söyleyeyim, ben şimdi burada yoldan geçen yolculara kılavuzluk ediyorum. İcabında ne tarafa nasıl gideceklerini falan anlatıyorum. Eğer grubun kalanını idare etmemde bana yardım ederseniz, ben de birliğe tekrar katılma konusunu düşünebilirim. Edelim de neyle edelim? Fatma ile edeceğim. Harika, senin yapacağın iş çok basit. Buradan geçen yolcular zaten çok şeydir, nezihtir. Seni görünce sana doğru gelirler. Aslında bu da paranoyak ama sırf enerjisi daha fazla diye. Değil mi? Aynen. Senin tek yapman gereken onlara bir selam verip varsa sorularını cevaplandırmak. Çocuk oyuncağı canım. Fatma'nın paranoyaklığı başımıza iş açabilir ha burada. İşte geliyorlar. Ne oluyor? Arkadaşlar o kadar hızlı geçti ki bir şeye basamadım. Merhaba diyemedim, özür dileyemedim. Lanet olsun diyor sabırsız adam. Çünkü sabırsız, cevabı beklemek istemiyor. Oğlum birine bassaydık bari. Dur, tetikte olmamız lazım, olaya bak. İyi gidiyor, iyi. Su gibi geçti ya bütün cevaplar. Acaba tıklasam ne olurdu? Şimdi tetikteyim. Fatma kafilenin yaklaştığını fark eder, ne söylesin? Merhaba. Merhaba. NATO kafa. Merhaba. Şeye doğru gitmeye çalışıyorduk da dilimin ucunda. Tüh, adı bir türlü aklıma gelmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam L ile başlıyordu yoksa P miydi? Bir dakika düşüneyim, araya gir diyor. Neresi olabilir? Soda Springs mi? Tam araya gir. Şey yapsaydın. Yok artık, ne ayıp. Kendimiz buluruz yolu. İyi günler. Niye araya girdim? Belki yardımcı olmak için gideceğiniz yeri söylerim diye düşündüm ya. Ayva yedik, bundan madalya falan alamayacağız biz, madalyon. Uğraştığımız şeye bak. Niye araya girdim ki? Tetikte ol. Fatma kafilenin yaklaştığını fark eder. Merhaba. Merhaba, uzun zaman, hangi yılda olduğumuzu söyler misin? 1849. Şu yukarı baktım. Ha biliyordum, teşekkürler yabancılar. Bu kadar mı? Bravo. Şurada yazmasa hayatta ya, vermeyecek altını herhalde bize. Başka gelen olmayacak gibi.
İyi bir iş çıkardın. Herkes memnun edemezsin. Böyle bir şeyi başaracak olsan bile herkesin buna değeceğini sanmıyorum. Aa, aldık madalyonu. Yardımın için sağ ol. Ben hazırlanıp yüzbaşıyla buluşacağım. Batıya yolculuk etmek bu insanlarla uğraşmaktan daha kötü olamaz. Oh, neyse hallettik ya. Yine bu tarafa gidiyorum. Eğlenceli oluyor bu. Ama bunun sonunda bu neymiş? Kayıp yük arabası. Buraya gidersek bu iki seçenek. Buraya gidersek tek seçenek. Kayıp yük arabası. Buradan sonra iki seçenek daha. Tamam, Dragon'a gidiyorum gene. Oraya git. Ah, Gres'in tarihi geçmiş arkadaşlar. Başımıza bela almadan bunu bir kere daha kullanalım hemen. Evet. Gres yağımız mevcut. Keyfimiz yerinde. Burak ve şeye de, Aykut'a da kıyafet giydirmem lazım az sonra. Dayanıklılık azaldı. Çölün dayanılmaz sıcağı, içme suyunun yetersiz oluşuyla daha da katlanılamaz hale gelir. Aykut direkt bitti ya. Mızıka çalıp moral kazandırabiliriz, onu unutmayalım. Ama morale ihtiyacımız yok. Lütfen yok mu bir yardım eden? Yürümeye devam yabancılar. Bu adamın bize borcu büyük. Tamı tamına 50 dolar. Bu olaya dışarıdan dahil olmak kimsenin yararına olmaz. Alacaklı. Müdahale et. 50 dolarını ben veremem, kusura bakma. Aklından geçenle 50 dolar öde, tartış, ilerle. Önce bir tartış bakalım. Alacaklılarla kim konuşsun? Aykut, sen zekisin de dayanıklılığın gitmesin. Dayanıklılık biterse ne oluyor acaba? Bitmiş miydi daha önce? Burak da optimist. Gevşek. Neyse, bir Aykut mu gitsin? Bilemedim ya. Burak'a götürüyorum enerjiyle alakalı. Ya da Aykut git hadi ya. Enerjisi biterse ne olacak bakalım. Gerçi enerji sarf edecek bir şey yok konuşmada. Aykut büyük uğraşlara rağmen alacaklıları adamı serbest bırakmaya ikna edemez. Ne diyorsun? Sen de mi payını almak istiyorsun? Tamam, para kalsın ama geri geleceğiz. Vurmaya çalıştı. Karşılığını aldı. Helal lan Aykut. Dragon madalyonunu aldık. Teşekkür ederim. Bu tür yolculukların adamı olmadığımı anladım. Biraz dinlenip kendime geldikten sonra yüzbaşını bulmak için yola çıkarım. Aykut, dayanıklılığın gitme. Çok güzel. Tamam, devam ediyoruz bu tarafa doğru. Tamir ürünlerine doğru. Dayanıklılık. Tamam, dur. Kıyafetleri giyelim hemen. Burak da giysin, Aykut da giysin. Fatma'ya birazdan giydiririz. Moralimiz hala iyi. Aslında şey yapabiliriz. Biraz hızlanabiliriz ya. Moralimiz düşerse mızık aç alırız. Ne diyorsunuz? Bence... Ama enerjimizi etkileyecek. Bu dayanıklılık, moralimizi düşüren şey az yemek. Az yemeği yapabiliriz ama gerek yok. Durduk yere şeyleri düşmesin, moralleri düşmesin. Yolda tozla kaplı kırık kasalar görülür. Bilerek atılmışa benzemeyen bu kasalar başka bir kafilenin yük arabasından düşmüş olabilir. Malzeme ara. Fatma paranoyak. Burak'ın enerjisi düşük. Fatma atletik ama bir yandan da. Fatma paranoyak. Kesin bomba var, dinamit var, bir şey zanneder. Burak'a gönderiyorum. Enerjisi gidecek %100. Hijyeni düştü, sorun yok. Burak kırık kasaları açıp malzeme aramaya bayağı bir zaman harcar. Çok sabır ve dikkat isteyen bir iştir ama çabaları boşa gitmez ve birkaç malzeme bulur. İki ilaç. Kör bıçak. Yeniden koy, dur. Bıçak bulduk. Fazla kullanılmaktan iyice körelmiş bir bıçak, her an kırılabilir. Bir şeyi atmamız lazım. Şunu geri alabilmek için. Yemlere atsak mı?
Bilmiyorum ki. Belki de bunu atalım istiyorsanız ya. Gresia'nın durumu ne? Bir günü var. Bitki atmak istemiyorum. Ben yem atıyorum arkadaşlar. Evet, yeme attım. Şunu döndürüp şuraya koyuyorum. At gitsin ya. Daha sonra yem yaparız. Zaten balık avlayacak şey yok önümüzde. Gresia'nın tarihi geçti hemen. Bak. Az önce olsaydı yemler de kalırdı. Bu Gresia bayağı iyi bir şey yalnız ya. Kafile yıkılmaya yüz tutmuş, rüzgarda sallanan bir yük arabasına doğru yaklaşmaktadır. Her an zarar görebilir. Yürü yürü. Yürü. Hiç uğraşmaya gerek yok. Sakatlık makatlık çıkar şimdi. Şu ortadan gidelim. Alelade bir yoldan devam. 5 gün içinde ulaş. 5 gün. Tahmini var işte 2 gün. Dolar için bunu yapmam. 214 dolarımız var zaten. Aha tavşan. Ateş et diyecek. Ateş etmeyeceğim. Kendi haline bırakıyorum. Daha önce tavşanı vurmuştuk. Kendi haline bırakıyorum. Kendi haline bırakılan tavşan yaşamına devam eder. Kaderinde belirli rol oynayacak olan o karar anından habersizdir. Ama yaralı olduğu için, acılarına son vermek için ateş etmiştim bundan önce. Umarım başka biri öldürmez. 12 un, artık un yemeye başladık. Kafile hangi yoldan gideceğine karar vermek için bir an durur. Bol kepçe un yiyoruz. Hijyenlerde sıkıntı var. Fatma'ya, Aykut'a, Burak sen biraz beklemelisin artık. Malzememiz yok. Kervan arabalarının izlerinden kalkan tozlar kenarda tepeleme, yığılmış toprağın üstünde uçuşur. Toprak tazedir. Bir sandığı veya başka bir şeyi gömmek için eşilmiş olabilir. Altından ne çıkacak görmek için kazılabilir. Veya burada yatan her neyse bir daha kimsenin rahatsız etmemesi için toprak düzleştirilebilir. Hangisi yapılsın? Enerjimiz ne durumda? Fatma paranoyak. Ya Fatma'yı buraya göndermek istiyorum ama enerjisi yüksek diye göndermek istiyorum. Fatma atletiksin bir de. Ama paranoyak olması kesin şey olacak ya. Yok gönderemiyorum. Yine Burak'a göndereceğim. Burak'a göndereceğim gene. Bir enerjim var. Toprak yığınını kazacağım. Burak kazsın. Peki ya. Aha hayaletler. Morali düştü. Hiç sorun değil. Fatma burada var ya. Geberip gitmişti ben size söyleyeyim paranoyaklık. Burak kazmayı reddeder çünkü altında ne olduğunu adı gibi bilmektedir. Kazmak yerine mezar yerini düzleştirmekle uğraşır. Hayda. En mantıklısı Aykut'u oraya göndermek için ama bu dayanıklılığın bitmesini istemiyorum. Kaç günde geldik acaba? Fazla zaman kaybettik mi bilmiyorum. Sodaya geldik. Nehir mi var burada da? Ama geçilebilecek bir nehir değil. Yüzülebilecek, temizlenilebilecek bir yer gibi. Tiz bir gaz sesiyle köpürerek fışkıran doğal sodalı maden suları uzaktan bile görülmektedir. Yolu Soda Springs kaplıcalarından geçen kime sorsanız size orayı tarif edebilir.
Yıkanıyor insanlar bak burada. Bir gün içinde ulaş, bacak kırılmasından kaçın. Güzel. Arabamıza bak bakalım. Unumuz da geldi. Atılacak bir şey de yok. Her şey tıkırında. Birkaç gres yağı bulsak iyi olur. Konuş. Yolcular hiç çekinmeden buradaki sodalı suların keyfini çıkarıyor. Hemen hemen herkesin elinde bir şişe ya da bir bardak görmek mümkün. Jane. Mary'nin annesi değil mi bu? Tekrar merhaba yolcular. Yolda bu kadar sık karşılaşmamız gerçekten çok acayip. Küçük Mary son görüşmemizden beri sizi ağzınızdan düşürmedi. Ağzından düşürmedi. Sizden çok etkilendi. Hiçbir olumlu cevap alamadığı halde grubunuz hakkında sorular sorup durdu. Belki biraz zaman ayırıp onunla konuşursunuz. Ben de fırsattan istifade kaldığım yerden okumalarıma devam ederim. Su kenarında merak etmeyin. Tekrar kaçmasın diye ona göz kulak oluyorum. Jane Pınar'ı işaret eder. Küçük Mary oradaki su birikintilerinde keyifle oynamaktadır. Küçük Mary ile konuş. Merhaba yolcular. Annem sizi yine görebileceğimi söylemişti. Siz de suda oynamaya mı geldiniz? Evet. Yihuu, annem buradaki suyla özel bir içecek yapılır diyor. Nasıl oluyor gösterir misiniz? Küçük Mary Pınar'da etrafa su saça saça neşeyle zıplar. Grup sıçrayan sulardan nasibini alır. Evet. Kafile Küçük Mary ile biraz zaman geçirip ona kaplıca sularından gazlı içecek yapmayı gösterir. Küçük Mary gazlı içecekten kocaman bir yudum almak için sabırsızlanıyordur. Bunu çok sevdim. Baloncuklar boğazımı gıdıklıyor. Mary içeceği kendisinin iki katı birine yakışır bir hız ve istekle içer. Çok geçmeden hıçkırmaya başlar. Ya kıza zaten fazla bu gazlı içecek. Üf karnım. Mary karnını tutar, kaçınılmazı önlemeye çalışarak birkaç dakika geçirir. Hadi osur gitsin. Gak. Ay özür dilerim, lütfen anneme söylemeyin. Ayıp bir şey yaptım diye sinirlenir. Ne kadar utandığı belli olan Mary geğirdiği için panikle özür diler. Peki benim aklıma direkt osuruğun gelmesi. Önce geğireceksin tabii. Yolcular hiç çekinmeden tamam. Charles, Charles. Suları kendiliğinden sodalı. Yani gazoz gibi köpüklü. İçeceklerinle karıştırabilirsin. İçecek hazırla. Burak'ın morali arttı, güzel. Kafile mataralarındaki içeceklerle sodalı maden sularını karıştırıp ferahlatıcı karışımlar hazırlar. Charles'la bir kere daha konuşalım. Bu kadarı sana yeter bence. Biraz da diğer yolculara kalsın. Selinda. Soda Springs kaplıcaları gibisi var mı? İki adımda bir karşına bir kaynak çıkıyor. Yük arabasının içi balık istifi resmen. Kaplıcada sere serpe dinlenmek iyi geliyor. Oregon'a bir varayım, kuş tüyü yatak alacağım. Bir daha da yük arabasında uyursam. Aa, Miles Hendricks. Yolculuğu kısaltacak bir sürü kestirme olduğunu duydum. Hep kestirmeden gidilirse günlerce erken varılabilir. Neden olmasın? Hem zamandan hem de erzaktan tasarruf olur. Bu riski almaya değer. Genç adam. Benim işim yemek için her gün odun toplamak. Bazen bulunmuyor. O yüzden yük arabasının altındaki bir kutuda fazladan odun tutuyorum. Çayırdan geçerken hiç odun yoktu. Ben de bufalo tezeyi topladım. Evet, herkesle konuştuk. Devam edelim. Dükkan yok. Dinlenmek... Evet, gerekiyor. Dinlenmek gerekiyor arkadaşlar. Önce bir dinlenelim güzelce. Sonra takasa falan bakarız. Dinlen. 11 saat kaybettik. 2 dinlen ya. Gözünü seveyim ya. 1 değil. 5 gün mü kalacağız burada? Fatma atletik olduğu için bayağı dayanıklılığı artıyor ya. Aykut ve Burak için bir kere daha dinleniyorum. Un yiyoruz bu arada. Böyle başlamıştık. Böyle devam edelim mi? Kaç unumuz var? Var daha ya. Bayağı unumuz var arkadaşlar. Hizmet yok, bir şey yok. Tamamen dinlenmek istiyorum. 36 una karşılık 3 enerji bence gayet makul. Unun şeyini azaltabilirim ama. Fakat onu sadece yolda azaltabiliyoruz. Bir kere daha dinleniyorum. Vallahi unun kurtlanmasından daha iyidir burada.
zaman kaybetmek. Zaten ulaşmamız gereken yere ulaştık. Bir zaman şeyimiz yok. Güzel. Bir kere daha dinleniyorum. Evet, şimdi tamamen hazırız. Takasa bakalım. Malzemeleri takas et. 96 un teklif ediyor. İstemiyorum. 6 tane ilacım var. Gres yağı lazım bana. Kahve. Kıyafet. Kıyafetim... Evet, kıyafet gerekiyor. Bana kesinlikle kıyafet gerekiyor. Önce bir pazarlık et. Aykut, hadi be oğlum. Çok ihtiyacım var pazarlığa. 96 un mu? Kör bıçak takas et diyor. Acaba bu bıçak kullanılmıyor mu? Sadece takasta mı işe yarayacak? Dur bakayım. Kullanılırsa kırılır falan diyordu. Her an kırılabilir. Acaba sadece takaslık malzeme mi? Bilmiyorum ki işte. Ben kör bıçağı vereceğim ya. Çünkü unum da az. 175 un. 96 unu buraya verirsem bir hafta falan götürür. Yolda yemek bulamazsam sıkıntı yalnız. Bir tane ilacımı versem. Kör bıçak işe yarayacak mı? Ulan kör bıçağı veriyorum ya. Kör bıçağı verdim. 3 kıyafet aldım yerine. Bir kahve için ne istiyorsun? 17 mermiyi verebilirim aslında. Pazarlık et. Aykut. Ah be Aykut. 17 mermiyi veriyorum. Tamam. Bence güzel takaslar yaptık. Yolumuza şöyle devam edeceğiz şimdi. Yük arabası ağzına kadar dolu. Kahvemiz var, mızıkamız var. Her şeyimiz var. Bir gres yağı yok. Yavaş yavaş parçalanmaya başlayacak araba. Bir o sıkıntı işte. Keşke gres yağı da olsaydı. Yola koyul. Yani üzerinde gres yağı olduktan sonra malzeme de taşımana gerek yok aslında. Hisar'a yaklaşıyoruz. Bakalım nasıl bir yol. 70 mil. Kolera kapmaktan ve dizanteri kapmaktan kaçın. Çok uzun değil. Yetişiriz ya. Tahmini varış 3 gün. Bu neymiş? Şu. Hijyen kazandırır. Hiç gerek yok. Hadi bakalım buraya doğru. Go. Kafile Soda Springs kaplıcalarındaki harikaları geride bırakır. Fort Hall Hisarı'nın güvenli kapılarından geçmeye görece az bir yol vardır. Ama tehlike bakımından en ufak bir azalma söz konusu değildir. Burak grubu malzemelerine göz atmak için yük arabasına gider. Derken birden haykırır ve geriye doğru sendeler. Ne oldu? Yük arabasının arkasından bir yılan hızla sürünerek uzaklaşır. Kimse ne tür olduğunu tam göremez. Hayvanın gazabına uğrayan Burak kolundan ısırılmıştır. Zehri M. Yani ilacım var, ilacı kullanmak istiyorum. Bir tane ilaçla tedavi et diyor. İlaçla tedavi edeceğim. Yılan ısırığını kim tedavi etsin? Aykut. Zehri emmek daha faydalı olabilir aslında bu tarz durumlarda. Aykut durup Burak ve yarasıyla ilgilenir. İlaç sürüp yarayı sarar. Neyse ki yarası çabuk iyileşeceğe benzer. Güzel. Bir hijyen sorunumuz var şu an. Kıyafetimiz de var. 3 tane. Aykut ve Burak'a giydirebiliriz birazdan. 12 un gitti. Un yediğimiz için moral kazanmayacağız artık. Yük arabası ani bir kum fırtınasının ortasında kalır. Hemen hijyenlere. Hemen bir saniye. Kullan. Burak'a, Aykut'a. Bir kıyafetimiz kaldı. Şu yazıyı okuyup şifalı bitkilerle sağlık kazandıracağım birazdan. Kum fırtınası şiddetini arttırır. Görüş mesafesi iyice azalır ve kafile yavaşlamak zorunda kalır. Kafile tepeden tırnağa toz içindedir. Nefes alıp vermek gittikçe güçleşir. Bu herkes için resmen bir sabır ve güç testi haline gelir. Şöyle yapalım ya, şu bitkilerden kurtulalım. Kullan. Burak, Fatma, Aykut.
Kahve içirsek mi herkese? Şu an pek ihtiyacımız yok gibi ya. Yani öyle kullanmalık bir durumda değiliz bence. Bir devam edelim. Silah sesi mi geldi? Ne sesi geldi oradan? Ayağını mı vurdu? Ne yaptı bu Sakar? Kafile bir silah sesi duyduktan sonra az ileride ayağını tutan bir adama doğru yaklaşır. Ağır şekilde yaralanmıştır. Tıbbi müdahale yapılmazsa yaşamını yitirebilir. Allah'tan yanımızda ilaç var. Ona ilaç ver. Bir tane. Karşılığında da madalyonunu verecek. Teşekkür ederim yabancılar. Adım Sidney. Sidney. Yüzbaşımla buluşmaya çalışıyordum ama yolculuk sırasında tüfeğim yanlışlıkla ateş aldı. Bu hatayı tekrarlamayacağım. İyi yolculuklar. E hani madalyonu? Mal mı bu? Bedava yaptık bu işi. Avlanma alanı var burada. Burada da hijyen alanı var. Yemeğe gidelim yani. Un yemekten artık karnımızda ekmek çıktı. Dayanıklılık arttı. Vay arkadaş. Buffalo. Yolun kenarında bir bizon kıpırdamadan yatmaktadır. Araştır. Ölen hayvanı. Aykut incelesin. Bravo Aykut. Hijyeni düştü. Hayvanın ölüsünü dışarıdan baktığı kadarıyla etinin yenmemesi için bir sebep göremez. Bizonun eceliyle öldüğüne karar verir. Tamam, etini topla. 2 saat kaybettik. Ne kadar etle geri döndün? 100 et. Harika be. 2 hayvan postu. Şimdi şu kıyafeti Aykut'a kullanalım. Güzel. Artık et yemeye başladık mı tekrardan? Aa, toplanılacak bir şey zannettim. Önce yer var mı arabada? 150 et alabiliyordu değil mi? 2-4 tane yerimiz var. Post için de yer var. Tamam abi. Hava kim çıksın? Dayanıklılığı iyi olan kim var? Tamam, Fatma'ya gönderiyorum. Atış becerisini yükseltir bari. Kahve içip öyle de gidebilirdik ama vururum ya bir şeyler. Ne kadar ağır olsak da vurabiliyoruz. Hadi Fatma. Şu bir. 27 saniye gerçi. Bu saniye zamana karşı yarıştı, unuttum bak. Oy. Tamam. Güzel. Bu buraya taşa çarpacak bak bu. Vay, biz onu avlayamadım ya, bu faloyu. O taşa çarpıyor, gidiyor. Arkadaş. Bir tane daha hadi. Ağzını kırayım, 3 tane vurduk sadece. Berbat geçti bizim için. Bir saniye ya, bu monitör niye kapanıp duruyor? 40 et. 5 mermi karşılığında. Neyse, buna da şükür ya. Hayvan postu edin. Dört hayvan postu bence gayet iyi. 8 saat. İşte bıçak burada işe yarar mıydı acaba? Hı. 30 dolara keman mı alacağız şimdi? Rosetta. Yeniden görüştüğümüze sevindim. Şu basçıyı dinliyorduk. Çok iyi çalıyor değil mi? Neyse, enstrümanlarımızı getirdin mi? Esas onu söylesen. Bir an önce harekete geçmek istiyorum. Bak, burada enstrümanları atmak zorunda da kalabilirdik. Atsaydık ne olurdu acaba? Oh be, yer açıldı. Banjo ve gitar gitti. Gösteride görüşürüz. Rosetta el sallayıp yola koyulur. Şunu da satın alabilir miyiz? Merhaba.
Adım Raymond. Yaşlı bir sanatçıya küçük bir yardımda bulunmak ister misiniz? Yeni bir çift bot almam için sadece birkaç dolara ihtiyacım var. Alır almaz buradan ayrılacağım. Raymond kontrabası gayet iyi çalar. Louis, Southworld'ün grubu için biçilmiş kaftan. Ama üzerindekiler kışlık, yani konser alanına yakışmaz. Kafile ne yapmalı? Önce kemanı soracağım. Keman almak mı istiyorsun? Snake Nehri tarafına, güneye giden bir satıcı olduğunu duydum. Ben de onu bulmak istiyorum. Kontrabasıma ne kadar vereceğini merak ediyorum. Umarım iyi para eder. Bize sat. Gruba davet et. Ona 5 dolar teklif et. Gruba davet et. Ona 5 dolar teklif et. Ya parayı vereceğim. Al ayakkabı al önce. Teşekkürler yabancılar. Bu dağ adamı olma hayalimi gerçekleştirmeme yardım edecek. Sonra görüşürüz diyeceğim ama muhtemelen görüşmeyeceğiz. Haha. Şimdi de gruba davet et diyorum. Üzgünüm, bunu yapamam. Yetecek kadar para kazanır kazanmaz müziği bırakacağım. Dağlarda yaşayıp kürk avcılığı yapacağım. Ancak o zaman paraya para demeden yaşayabilirim. Peki. Onu ikna etmek için kafile ne yapmalı? Müzisyenler bulmamızı istiyor ya, o iki kişiyi ikna ettik. Bunu da ikna edersek tamamen bir grup olacaklar. Bir de bu adamın söylediği kişiden de keman alacağız. Şu tarafa doğru bir adam gitti bilmem ne falan dedi ya. Ha, Snake Nehri'nde bize keman satabilecek. Tamam, bunu da gruba çekmemiz lazım bir şekilde. Şunu da açalım. Neymiş bu? Kişisel eşyalar. Seyahat kitabı. Evet evet, bunu ikna edeceğiz bir şekilde. Müziğine iltifat et. Dağ hayatı hakkında konuş. Önce dağ hayatı hakkında konuşup sonra iltifat etsek ne olur? Ben direkt iltifat et diyorum ya. Çok yetenekli bir müzisyensiniz bayım. Müzik yapmaktan vazgeçmek istediğinize emin misiniz? Dünyanın sizin gibi bir sanatçının performansından mahrum kalması ne kadar üzücü olur. Çok naziksin ama ne yazık ki kararımı verdim. Bunca yıl çaldıktan sonra elime geçen tek şey parmaklarımdaki nasırlar oldu. En azından dağlarda iyi para kazanmak için bir şansım olacak. Raymond dağlarda yaşama fikrine kendini iyice kaptırmıştır. Raymond inadından vazgeçmez ama kafile gruba katılmaya ikna edebileceğine inanıyor. Şimdi ne tür bir yol izlenmeli? Yani önce bunları söyleyip ikna etmem gerekiyor. Önce soğuktan bahsedeceğim. O dağların soğuğu çekilmez olur, bilirsiniz. Uykusunda donarak ölen insanlara dair bir sürü hikaye duydum. Böyle bir şeyin sizin başınıza gelmesinin düşüncesi bile beni korkutuyor. Soğuk olduğu doğru. O yüzden bu kalın paltoyu giyiyorum ya. Gerçek bir kürk avcısından ikinci el aldım. Biraz eskimiş gibi duruyor ama iyice elden geçirebileceğime eminim. Raymond kendinden emin görünmemeye başlıyor. Gevşemeye başladı. Kıyafet yapımından bahset, seyircilerden bahset. Şimdi seyircilerden bahsedeceğim. Lütfen tekrar düşünün. Seyircilerin heyecanını hatırlıyor musunuz? O çığlıkları, alkışları. Bunların hepsinden vazgeçmek istediğine emin misiniz? O kadar insanın önünde performans sergilemek oldukça stresli bir şey. Kaldı ki seyircilerle aram o kadar iyi değil. Yakın arkadaşlarımla birlikte olmayı tercih ederim. Raymond arkadaşlarından bahsettiğinde kafile onun yüzündeki endişeli ifadeyi fark eder. Kim bundan faydalanmayı denesin? Aykut. Dağlarda kimseyle arkadaş olamazsınız Raymond. Tek kişiyle bile, aylar boyunca konuşacak tek bir insan bile bulunmaz. Beni anlıyor musunuz? Aykut hesabını iyice yaparak son darbeyi indirir. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Büyük bir macera yaşamayı düşünüyordum ama haklısın. Gerçekten de yapayalnız kalabilirim. Raymond birden düşüncelere dalar. Ayılar ve kurtlar hariç diyelim. Onlar sizi yalnız bırakmazlar herhalde. Hayvanlarla aranız nasıl? Pekala, söylediklerim mantıklı. Sanırım dağ yaşamı bana göre değil. Montum sende kalsın. Bana lazım olacağını sanmıyorum. Biraz kokuyor ama idare et. Bu grup nerede çalıyor dedin? Fort Boyce Hisarı'nda mı? Doğrusu kontrabasımla dolaşmayı planlamıyordum. Benim yerime sen taşısan olur mu? Yerimiz... Yani kontrabas bayağı büyük bir alet ya. 4 boşluğumuz var. Vur bakalım. Yani olur, ne yapalım?
Kontrabas bence 6-8 tane yer kaplayabilir. Tekerden büyük. 5 yer kaplıyor. Yeniden. Yeniden düzenle. 2, 4, tam 5 yerim varmış. Süper. Hemen şimdi buna böyle bir alan açalım. Şunu çevir ve şuraya koy. Tamam mı? Bunu buraya. Tekeri buraya, kontrabasa da buraya. Çeşitli müzik türlerinde kullanılabilen bir ritim aletidir. Araba ağzına kadar dolu ya. Sağlığımız ne durumda? İlaç, fazladan ilaç kullanmamıza gerek var mı? Mızıka, kahve falan. Neyse devam et ya. Her şey iyi gidiyor. Fatma'ya bir kıyafet giydirebiliriz. Yük arabasından acı bir koku gelir. Onun sağlamlığından şüpheliyiz. Bozuk un peksimet yapılarak kurtarılabilir ama tadı çok kötü olacaktır. Aa, veya alternatif olarak topaklanan kısımlar elenebilir ki bu da emek ve zaman isteyen bir iş olur. Abi tadı çok kötü olan bir şey yapmaya gerek yok bence. 10 tane unu at gitsin ya. Ne kadar unum var? Zaten yer yok. 10 tane unu at gitsin ya. Kafile unu yolun kenarına döker ve uzun yolculuğuna devam eder. Aynen abi, ne uğraşıyorum? Hayda. Bu olmadı işte. Bütün un gitti. Yağımız da yoktu, değil mi? Neyse, güzel. Şunu tamir ediyorum burayı. Bunu tekrar yerine koyuyorum. Nasıl duruyordu burada? Şöyle. İki boşluk açıldı böylelikle. Hadi artık varalım. Ne olur. Yaklaştık gibi değil mi? Map'e baksana. Geldik ya, geldik aynen. Son maceramızdı o. Çadırları görüyoruz. Yalnız tek öküzle bu nasıl iş böyle, anlamadım ben. Tek öküzle gitsek de aynı tempoda gidiyoruz. Sadece bu öküz de ölürse herhalde game over oluyor. Hemen bir öküz edinmemiz lazım. Fortol Hisarı'nın gri beyaz heybetli duvarları her adımda biraz daha yükseldikçe pazar yerinden gelen gürültünün sesi de artar. Hisarın çevresindeki çadırların Kürt tüccarlarına ait olduğu çok bellidir. Burada bayağı takas yapabileceğimiz birileri var. Kimi iyileştirmek istersin? Kardeşim herkes iyi ya. Herkes iyi ya. Hadi Fatma'yı iyileştirelim. Yük arabası lideri. Yeni bir yolculuğun kilidini açtık. Kara kış. Ay, bu yolculukta tek başına oynuyor herhalde bu. Başarıyla tamamlayınca av bıçağı ürünü ve dağ adamı sınıfının kilidi açılır. Güzel. İki şeyi daha aldık. Mızıka ve ilahi kitabını da aldık. Artık hisardayız. Bu küçük hisar olduğu için kimseyi iyileştiremedik herhalde. Tebrikler. Hedefe ulaştık. Toplam 103 gün. 23, 27, 53. 2 aşama mı kaldı? 5 hisar açmamız gerekiyordu herhalde. 12 Ağustos 1849. Konuş. Karayolcusu ve Sims teyze var. Rebecca, takas, dükkan. Bir sonraki bölümde bunlara bakacağız. Evet arkadaşlar. Haritaya bak bakayım. Buradan Fort Boys'a doğru gideceğiz. Yolu uzatabiliriz, kestirmeden gidebiliriz. Şunları da yok edelim. Daha sevdalısı adamı grupta çalmayı ikna ettik. Geriye enstrümanını Fort Boys hisarına götürmek kaldı. Evet arkadaşlar, çok tatlı oyunumuz. Oregon Trail kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşelim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayınız. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.